Arkadaşlar merhaba. Birinci föyümüzün ödev testlerindeyiz. Sözümlere başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi üstel fonksiyon değildir? Arkadaşlar üstel fonksiyonda A üst x şeklinde, fx fonksiyonumuzun A üst x şeklinde tanımlanmış olması lazım. Ve tek bir isteğimiz var. Taban pozitif olsun. Aynı zamanda taban 1 olmasın. Bunu inceleyeceğiz. A şıkkında 3 var. 3 pozitif bir tam sayı. Pozitif bir sayı daha doğrusu. Tam sayı olup önemli değil. Pardon düzeltelim. Yani bu bir üstlü, üstel fonksiyondur. 2 üst x artı 1 tabana bakıyoruz. 2 var. Üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyon. Üstel fonksiyon. Sadece D şıkkı. Üstel fonksiyon olmaz. Çünkü tabanımız tabanımızdaki sayı negatif olduğu için arkadaşlar buna üstel fonksiyon değil diyeceğiz. Bir bakteri popülasyonunda T saat sonraki bakteri sayısı burada verilen fonksiyon denklemiyle ifade ediliyormuş. Buna göre 5 saat sonunda bu bakteri popülasyonundaki bakteri sayısı nedir? Yani arkadaşlar elimizdeki denklemde T yerine 5 yazacağız. Tüm yapmamız gereken bu. Cevabımız 60 çarpı 64 üzeri 1 bölü T bölü 6 pardon T var burada. T yerine 5 yazıyoruz. Yani 5 bölü 6. Bu, bu sayının sonucu 2 üstü 6'nın 5 bölü 6. kuvveti burada altları sağa değiştiriyoruz. 60 çarpı 2 üstü 5. Yani 60 çarpı 32. Bu da ne yaptı? 192. Sonra bir sıra ekliyoruz. 1920 oldu. Evet fx fonksiyonu 2 üzeri x artı 1 fonksiyonun grafiğini bulunuz. Burada bir üstel fonksiyon var. Üstel fonksiyonun grafiği arkadaşlar iki farklı şekilde yön buluyordu. Ya buradan başlayıp yukarı doğru gideriz. Yahut da aşağı doğru gelen bir fonksiyon şeklinde grafiğimiz vardır. Grafiğimizin arkadaşlar fonksiyonun tabanı mesela burada 2 var. Tabanımız bileşik kesirse fonksiyonun grafiği artandır. Fonksiyonun tabanı basit kesirse arkadaşlar fonksiyonun grafiği bu defa azalan olur. Bizim elimizdeki fonksiyonda tabanımız 2. Yani bileşik kesiri var. O halde arkadaşlar grafiğimizin artan olmasını bekliyoruz. O halde A şıkkı olmaz. D şıkkı olmaz. C şıkkı zaten üstelin grafiği değildir. E şıkkı da aynı şekilde üstel fonksiyonun şablonu değil. Elimizde şu an tek kalan şık B şıkkı oldu. Yani herhangi bir değer vermek bile soru için gerekli olmadı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz f fonksiyonu sıfıra sonsuz tanım kümesi r'ye gidiyor. fx'in de fonksiyonu söylenmiş. Bu fonksiyonun tersini bulunuz. fx yerine y yazalım y eşittir logaritma 3 tabanında 2x. Burada amacımız x'in yalnız kalması. Şimdi logaritmanın üstel dönüşümünü yapacağım. 3 üstü y eşittir 2x. Şimdi her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 3 üstü y bölü 2. x ifadesi yalnız kaldığında bulunan denklem fonksiyonun tersidir arkadaşlar. O halde f'in tersinde x eşittir 3 üstü y bölü 2. Ama tabi burada y yerine ne yazıyoruz? x yazıyoruz. Bu da E şıkkında bizi bekliyor. Fonksiyonun grafiğini bulunuz. Bu defa bir logaritma fonksiyonu var. Logaritma fonksiyonun grafikleri de arkadaşlar iki farklı şablonu vardı. Ya bu şekilde artandır veya da azalan formatı vardır. Baktığımız zaman burada C şıkkı uygun değil bir defa veya D şıkkı uygun değil yani şablonu uygun değil bir defa. A, B ve E şıkkı bu üç şablona uygun. Şimdi devam edelim öyleyse bu üç şık arasında. Şu bilgiyle devam edelim. Bizim logaritmamızda yuvamızın içine, yuvanın içine kim sıfır yapıyorsa, kalem rengini değiştirdik. Evet. Yuvamızın içine kim sıfır yapıyorsa değişmemiş. Şunu bir değiştirelim arkadaşlar. Burayı kim sıfır yapıyorsa o bizim asimptotumuz oluyordu. Bizim yuvamızda x, x, 1 var. Bunu sıfır yapan adam 1'dir. O halde x ş1 doğrusu nerede var o? Burada var arkadaşlar. Bakın başlangıç olması lazım. A şık uygun, B şık uygun değil. E, aynı şekilde E şık arkadaşlar. Bu bilgiden dolayı elendi. Sadece uygun cevap A şıkı kaldı. Evet, Altıncı sorumuz logaritma logaritma. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi ne dedik arkadaşlar? Logaritmanın yuvası negatif olamaz. Yani 2x 6 negatif olmamalı bu bize x'in 3'ten büyük olduğunu söylüyor. Devamındaki logaritma fonksiyonu için de aynısını söyleyeceğiz. 24 3 x 0'dan büyük olmalı. Buradan 8 büyüktür x geliyor. Yani x sayısı 3'ten büyük 8'den küçük. 8'den küçük 3'ten büyük arkadaşlar. En geniş tanım kümesindeki birbirinden farklı tam sayıların toplamı. Yani 7, 6, 5, 4. Bu sayıların toplamı 22 yapar. Bir yapay göletteki balık sayısı x hafta sayısını göstermek üzere elimizdeki bu denklemle belli oluyormuş. O halde bu göletteki balık sayısı kaçıncı haftada 320 olur? Yani bu elimizdeki fonksiyonun cevabı ne zaman 320 eşit olur diyor aslında. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman 2 üzeri x, x 1 64 buluruz. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 206. Tabanlar aynı olduğu için üstlerin aynı olması lazım. Buradan x'i 7 buluruz. Yani 7. haftanın sonunda. Gx fonksiyonunun tersini bulunuz. Gx yerine y yazalım arkadaşlar. Y eşittir 3 üstü x eksi 2 artı 1. Evet amacımız x'in yalnız kalması. Biri solu oluyoruz. Y eksi 1 eşittir 3 üstü x eksi 2. Şimdi burada logaritmaya geçeceğiz. Çünkü artık kuvvetimiz kuvvet bilinmeyenimiz kuvvetli arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında y eksi 1 eşittir x eksi 2. Öyle değil mi? Şurayı güzel yazamadım. Şurayı birazcık düzenleyeyim. Şurası güzel olmadı. Evet. Burada 3 tabanında y eksi 1 eşittir x eksi 2. Şimdi eksi 2'yi de sola yollayalım. Logaritma 3 tabanında y eksi 1 artı 2 eşittir x. Evet x yalnız kaldığında bulunan fonksiyon elimizdeki fonksiyonun tersidir. Yani cevabımız şuradaki adam arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 artı 2. Bu da nerede var? Hmm. C şıkkında var değil mi? Logaritma 3 tabanında x eksi 1 artı iki tab buradaki bir daha söylüyorum. Y yerine arkadaşlar x yazacağız son durumda. Yukarıda grafiği verilen üstel fonksiyonlara göre a, b ve c'nin büyüklük sıralamasını bulunuz. Şimdi arkadaşlar üstel fonksiyonların grafiği ne demiştik? Ya artandır ya da azalandır. Artan ve azalan olmasını belirleyen şey tabanın basit kesir veya bileşik kesir olması. Yani taban birden büyükse artandır. Taban birden küçükse azalandır. Burada A ve B artan olduğu için A birden büyüktür. B birden büyüktür. Cx fonksiyonu azaldığı için C birden küçüktür. Buradan anladığımız kadarıyla en küçük sayımız C. Yani B şıkkı, C şıkkı ve E şıkkı gelende. Peki A ve B'den hangisi daha büyük acaba? Şimdi bunun hesabını yapalım. Şuradan bir nokta seçin arkadaşlar. Kim oldu önemli değil. Mesela buradan 2 seçelim. Tamam mı? 2 için yeşilin karşılığı fonksiyon x'lerin 2 yazdığımız zaman B kareye gidiyor. 2 arkadaşlar kırmızı fonksiyonumuzda A kareye gidiyor. Buradan baktığımızda A karenin daha büyük olduğu belli. Yani A kare büyükmüş B kareden o halde A da B'den büyüktür diyeceğiz. Buradan cevabımız D'deki sıralama oluyor. En geniş tanım kümesi ki tanım kümesinin kaç farklı tam sayı vardır? Evet logaritmanın arkadaşlar bir alt kısmı tabanı negatif olamaz. 2 logaritmanın tabanı 1 olamaz. 3 logaritmanın yuvası negatif olamaz. Evet tüm istediğimiz şey bu üçü. Buradan x'imiz 3'ten büyük olmalı. x 4'e eşit olmamalı. Ve x aynı zamanda 7'den küçük olmalı. Buradaki tam sayılar kimdir arkadaşlar? 5 var 6 var. Yani 2 tane tam sayı var. Tanım kümesi verildi arkadaşlar. f0 ve f'in tersini 2 bulunuz. Fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz logaritma 5 tabanında 3x artı 1. Burada x yerine 0 yazdığımız zaman f0 bulacağız. 3 çarpı 0 artı 1. Yani logaritma 5 tabanında 1. Bu işlemin sonucuna y diyelim arkadaşlar. Y'yi arıyoruz. Logaritma dönüşümü yaptığımız zaman 5 üstü y 1'dir. 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. kuvveti. Yani y 0'dır. Yani bir kez daha f 0'ın cevabı burada 0 bulundu. İkinci sorumuza geçelim. Burada da f'in tersindeki istiyor. Yani f'in tersindekiden kastı bu fonksiyonun tersini almak zorunda değiliz arkadaşlar. Fonksiyon konusundan hatırlıyoruz. Fonksiyonun tersinde bir şey istendiği zaman bizden fonksiyonun denklemini istenen ifadeye eşitleyerekten de cevabı bulabiliriz. Yani denklemi bu defa 2'ye diyelim. Çünkü burada 2 soruluyor bizden. Dönüşüm yaptığımız zaman 3x artı 1 eşittir 5'in karesi. 3x 24x 8. Yani ikinci ifademizin sonucu da 8 geldi. Şimdi ikisinin toplamı yani 8'in ve 0'ın toplamı yine 8 oldu. Fonksiyon artan fonksiyonmuş. A'yı bulunuz. Arkadaşlar artan olması için tabanın birden büyük olması gerekir. Yani bileşik kesir olmalı. Şimdi bu elimizdeki eşitsizliği çözmemiz lazım. Soru eşitsizlik sorusuna döndü. Logaritmadan ve üstel fonksiyondan çıktı artık. A 2 bölü A artı 1 1 büyüktür 0. Burada arkadaşlar a eksi 2'den a artı 1'i çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz denklem çözümü. a eksi 2'den a artı 1'i çıktı. A'lar gitti. Eksi 2 eksi 3 bölü a artı 1 büyüktür 0. Burada arkadaşlar payımız eksi. Paydamız da eksi olmalı ki cevap sıfırdan büyük olsun. Yani a artı 1 sıfırdan küçük olmalı. Bu da bize a'nın eksi 1'den küçük olması gerektiğini söylüyor. Bu da c şıkkına bizi getirdi. Fonksiyonun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon. Yani aslında fx'in tersini bul bize diyor. fx'in tersini bulalım şimdi de. y eşittir 1 eksi 5 x. Amacımız x'in yalnız kalması. y eksi 1. y eksi 1 değil de şöyle diyelim. 5 üstü x eşittir 1 eksi y diyelim. Bu ikisini yer değiştirdim. 5 x ile y'yi. Şimdi buradan logaritmaya geçiyoruz. Logaritma. 5 tabanında 1 eksi y eşittir x. Evet x yalnız kaldı. İşte bu fonksiyon bizim fonksiyonumuzun fx fonksiyonumuzun tersidir. O halde f'in tersinde x eşittir. Logaritma 5 tabanında 1 eksi x diyeceğiz arkadaşlar. Yani cevap c şıkkı oldu. Fonksiyonun her x gerçel sayısı için tanımlı olduğuna göre meydana bir şeylerdir Şimdi arkadaşlar logaritma fonksiyonun tanım kümesini bulun dediğimiz zaman ne yapıyorsunuz? Tabanımız pozitif olacak diyorsunuz. Bir de yuvamız pozitif olacak diyorsunuz. Burada taban 2. Taban belli zaten. Taban durumu sağlıyor. isteği sağlıyor. Yuvamız ise x kare eksi mx artı 9. Hocam bunun sıfırdan büyük olduğu x sayıları bu fonksiyonun tanım kümesidir. Evet. Doğru bir ifade söylediniz. Sorumuzda ise bu fonksiyonun her x gerçek sayısı için tanımlı olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar bu elimizdeki fonksiyon zaten diyor x yerine ne yazarsan yaz daima sıfırdan büyük geliyor. Yani buradaki ikinci derece denklem her durumda sıfırdan büyük geliyormuş. Sıfır bile çıkmıyormuş yani. Bu ne demektir? Bu elimizdeki fonksiyonun kökü yok demektir. Kök yok demek ki. Kök olmaması da diskriminantın sıfırdan küçük olmasıyla mümkün olan bir durum. Halde bu denklemin diskriminantı m kare 4 ac sıfırdan küçük olmalı. M kare 36 sıfırdan küçük olmalı. M 36'dan küçük olmalı. M 6'dan küçük olmalı. Aynı zamanda eksilisiyle kapatıyorum. Çünkü ne? neden? Çift kuvvet atıyoruz burada. Çift kuvvet atılıyorsa eşitsizliğimiz eksilisiyle kapatılması lazım. M'nin değer aralığı bulundu. Eksi 6 ve 6 aralığındadır. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı vardır? Buradaki terim sayısı arkadaşlar Son terim eksik, ilk terimin 1 eksi. Yani fark 12 1 eksi 11. Neden bir eksiğini aldım? Çünkü her iki taraftan da açık parantez olduğu için farkın bir eksiğini alacağız. Evet 2 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her bir önceki düştüğü yüksekliğin 1 bölü 2'si kadar yükselmektedir. Peki buna göre top ilk sefer yere şartında çıkacağı yüksekliği gösteren denklem hangisidir? Arkadaşlar 2 metre yükseklikten bırakıldı her çarpmasında 1 bölü 2 katı kadar tekrar yükseğe çıkıyor. Her çarpmada 1 bölü 2 katıysa x defa çarptığı zaman 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti dememiz gerekir. Aslında soru bu şekilde bitmiş oldu. Cevabımız öyleyse arkadaşlar 2 çarpı 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. da böyle bir şey var mı? Görmüyoruz. O halde burada ufak bir düzenleme yapalım. 2'yi 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti diye düşünelim. Ve devamında 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Şimdi tabanlarımız aynı oldu. Üstleri topluyorum. x eksi 1 olur. Kuvvetleri topladım. 1 bölü 2'nin x eksi birinci kuvveti bizim fonksiyon denklemimiz. Yani bu kim? Yani bu şıkkı. Hedef fonksiyonunu tanım kümesi verilmiş ve bu fonksiyonun tanımlı birer fonksiyon olduğu söylenir. İkisi tamam. Bizden ne istenmiş? F'in tersinde bileşke g eksi 1. Düzenleyelim f'in tersinde g-1 bizden isteniyor. Önce yuvayı bulacağız. g-1'i bulacağız. g-1 g fonksiyonunda yerine x x1 yazıyoruz. x2, x1 yani 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu da 8'e eşit. Yani yuvamız 8 geldi. Yuva 8 bulundu. Bu kısım 8 oldu. Soru şu anda f'in tersinde 8'e döndü. Bu defa sorumuz da arkadaşlar F'in tersinde 8 dendiği için F'in fonksiyonunu 8'e eşitleyerek bu sorunun cevabını hızlıca bulacağız. 3 üstü x x 1'i 8'e eşitlediğimiz zaman 3 üstü x 9 olur. x buradan 2 gelir. Yani son durumda bileşke fonksiyonumuzun cevabı 2'ye geldi. Eksi 1 arkadaşlar g fonksiyonunda. 8'e gitti. 8 ise f'in tersi fonksiyonunda 2'ye gitti. Yani son nihai cevabımız bizim 2 oldu. Peki, Revden Reypos gidiyor. Fonksiyon artan olduğuna göre anlanabileceği değerler kümesi aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar yine bir artan üstel fonksiyonla karşı karşıyayız. Bu ne demektir? A kare eksi A eksi 1 bir ifadesi birden büyük demektir. Bir soru yolluyorum. A kare eksi A eksi 2 sıfırdan büyüktür çarpanlarına ayırıyoruz. A eksi 2 A artı 1 çarpımı sıfırdan büyüktür. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Denklemin kökleri 2 ve eksi 1. 2 ve eksi 1 aralığının dışıdır arkadaşlar. Öyle değil mi? Eşitsizlik konusundan hatırlayalım. Eksi 1 ve 2. Denklemin başkası sayısı pozitif artı eksi artı. Bizden istenen şey bizden istenen şey elimizdeki fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu bölümler. Yani burası ve sağdaki bölüm. Eksi sonsuzdan eksi 1'e geliyoruz. Birleştiriyoruz. 2'den artı sonsuza. Bu da E şıkkında bekliyor bizi. Ters anlayabilen fonksiyonlar için öncüllerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde arkadaşlar 200 x'in birinci öncülde 200 x'in tersini almış logaritmik tabanlı Evet 200 x'in tersi arkadaşlar logaritmik tabanlı x'tir. Bu doğru bir ifade. İkinci öncülde ne yapmış? İkinci öncülde y eşittir 2 üstü eksi x diyelim. fx'lerine y yazdım. Şimdi bu fonksiyonun tersini alıyoruz. Logaritma 2 tabanında y eşittir eksi x. Eksi'yi sona yollayalım. Eksi logaritma 2 tabanında y x eşit. x yalnız kaldığında bulunan denklem fonksiyonun tersidir. Yani logaritma eksi logaritma 2 tabanında y. y yerine x yazacağız. İfademiz doğru mu arkadaşlar? Doğru. Biz de bunu bulduk. Son fonksiyonumuz y eşittir. y eşittir. 2 üstü x eksi 1'i bunun tersini almamız isteniyor. x 1'i sola yolluyoruz. y artı 1 2 üstü x. Şimdi logaritmaya geçiyoruz. Bu üçüncü öncülümüz bu arada. Logaritma 2 tabanında y artı 1 eşittir x arkadaşlar. Evet x yalnız kaldı. Bulduğumuz denklem ise bu denklem. İşte bu bizim ters fonksiyonumuzun tersidir. Ama burada yazılan şey arkadaşlar yanlış. Çünkü neden? Biri dışarı yazmış. Halbuki bir yuvanın içinde olması lazımdı. Bu adı üçüncü öncüldeki dönüşüm yanlış bir dönüşüm diyeceğiz. Evet fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Tabanımız negatif olamaz. Sıfırdan büyük olacak. Tabanımız aynı zamanda bir olamaz. Ve bir de yuvamız var. Yuvamız da negatif olamaz. Buradan x2'den Küçük buluyoruz. Burada x'imiz 1 olamaz buluyoruz. x eşit değildir 1. Şimdi sağdaki kısımda da denkenli çarpanlarını ayıralım. x artı 6, x eksi 1, büyüktür 0. Tablodan baktığımız zaman eksi 6'ya 1 artı eksi artı. Neden artı ile başladım? Başka sayımız artı olduğu için bizden istenen yerler bu bölgedir arkadaşlar. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya birden artı sonsuza Peki biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki tane çözüm kümesi bulduk. Bir tanesi de burada x'in 2'den küçük olduğu durum vardı. Ve burada bir de sağda bulduk. İkisinin kesişimini alacağız. Kesişim. Sağdaki bulmuş olduğum tabloyla soldaki x'in 2'den küçük olma kesişimini yazalım. x'in 2'den küçük olduğu durum 2'den başlatıyoruz. Buradan aşağı doğru indiği zaman az önceki kırmızıyla kırmızıyla yapmış olduğum alanla arkadaşlar kesiştiği bölgeler şu anda belli oldu değil mi? 1 ve 2 aralığını kesiştirdik. 1 ve 2 aralığı bir de eksi sonsuzdan eksi 6'ya olan bölge kesişti o halde. Bu ikisinin birleşim, birleşimi bizim çözüm kümemiz, tanım kümemiz. Yani denizli bizim burada cevabımız. Evet grafik üstünde fx fonksiyonunun bilinmeyenlerini bizden bulmamız isteniyor. fx'in grafiği verilmiş arkadaşlar oldukça fazla da bilgi var. Bir defa ilk gördüğümüz şey arkadaşlar asimptot. Bunun adı asimptot. tamam mı? Bu fx fonksiyonunun tanım kümesinin e, yaklaştığı ama değmediği, temas edemediği doğrudur. Asimptot doğrusu. Bu kim hangi doğru arkadaşlar? X eşittir 1 doğrusu. Yani x eşit 1 için logaritmanın yuvası 0 oluyor demektir. x eşit 1 için arkadaşlar yuvamız yani bx artı c'miz demek ki 0 oluyor ki burada bir x eşit 1 asimptotu doğmuş. Her logaritma fonksiyonun grafiğinde bir tane asimptot doğrusu kesinlikle vardır arkadaşlar. Devam edelim. İkinci bilgi. Burası 2, 2'ye 0 noktası. 2'ye 0 denklemi sağlar. Yani elimdeki fonksiyonda x'lerin 2 yazdığımızda cevap 0 olmalıdır. 0 eşittir. Logaritma A tabanında. Burası 0. A tabanında x'lerin 2 yazıyoruz. 2B c dönüşüm yaptığımız zaman A üstü e 0 a üzeri 0 eşittir. 2b artı c. Buradan 1 eşittir. 2b artı c bulunur. Şimdi b ile c arasında iki tane denklem bulduk. Biz bu iki denklemden 2 bilinmeyenli iki denklem vasıtasıyla b ve c'yi bulacağız. Önce bunu bulalım. Sonra x'e geçelim. Buradan b eksi c eşit. Burada ya da c eksi b eşit. Hiç önemli değil. Burada c yerine arkadaşlar eksi b yazdığımız zaman 2b'den b çıktı. 1b kaldı. b buradan 1 bulunur. B'miz 1 arkadaşlar c'miz eksi 1'dir. güzel Şimdi son nokta 5'e bir noktası da yine bu denklemi sağlar. Elimizdeki fonksiyonumuz neydi arkadaşlar Logaritma a tabanında bx artı c 1'e eşittir logaritma a tabanında bx artı c xlerine de 5 yazacağız. 5b artı c. a üzeri 1 eşittir 5b artı c oldu. B'miz 1'di arkadaşlar. C'miz eksi 1'di. A da buradan 4 bulundu. ABC toplamı istenmişti bizden. ABC toplamını şimdi yazalım. B'miz 1, C'miz eksi 1 ve A'mız 4. 3'ünü topluyoruz. Cevabımız 4 oluyor. Burada fiyonun sonuna geldik arkadaşlar. Sıradaki testimizde görüşmek üzere.